Merhaba, ben Kafiye. Bafralı makinede tasarımcı olarak çalışıyorum. Babam Turgut Çakmak, 2013 yılından itibaren Trico Center'ı dava ediyor. Sebebi ise aynı site içerisinde bir üst katımızda 4 katlı müstakil bir alana sahip kendisi. İş yerini büyütmek amacıyla bodrum katta bulunan ve şu an bulunduğumuz ve aynı zamanda kiracısı olduğumuz iş yerinde kira sözleşmesi imzalayarak buraya taşınıyoruz. Ruhsat almaya kalktığımızda ise buranın otopark olduğunu ve kesinlikle ruhsat veremeyeceğini söylüyor İki Telli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı. Bunun sonucunda babam yönetime giderek beni buradan çıkartın, çok masraf yaptım, ben ruhsatsız çalışamıyorum işim gereği dediğinde ise yönetim bunu pek fazla kale almıyor. Bunun sonucu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuyoruz. Daha sonrasında atanan müfettişler ve bulunan şikayetler sonucu daha farklı kaçak inşaatlar, hırsızlıklar ortaya çıkıyor. Bununla ilgili sanayi içerisinde alınan emlak komisyonları ve birçok illegal iş ortaya çıkıyor diyeyim. Elimde bulunan belgelerde birçok mal sahibinin ve kiracının komisyon verdiği ve bunun usulsüz olduğu, Ticaret Bakanlığı'nın bize atadığı müfettiş sonucu da apaçık bellidir. Elimde birçok belge bulunmaktadır. Babamın şikayetleri sonucunda otoparka yapı izin belgesi alındı. Ve bunun sonucunda İki Telli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda başkan değişimi gerçekleşti. Birçok birime şikayeti mevcuttur. Daha sonrasında bir sürü tehdit, aynı zamanda ailemizin koruma kararları da mevcut. Tehdit eden kim ailenizi? Tehdit eden, site içerisinde bulunan ve komisyon alan resmen yönetim değil ama altta yönetimi de yöneten bir grup var, bir çete grubu. Bunlar çete halinde çalışıyorlar. Bu çetenin içerisinde MT Güvenlik Şirketi'ne ait güvenlik elemanları da bulunmaktadır. Evet. Bu çete grubu sitemizde 20-25 yıldır bulunmakta ve sanayideki birçok kişiyi korkutmuşlar. Silahlı çatışma da oluyor galiba. Nedir? Silahlı çatışma oluyor, evet. 1 Mart'ta erkek kardeşimle büfeye giderken ışıklar kapatılmış, kameralar kapatılmış bir vaziyette. Büfeye giderken erkek kardeşime omuz atıp ilkten tahrik edip daha sonra küfürler ederek İbrahim Mönün ve Recep Mönün erkek kardeşime saldırıda bulundular. Aynı zamanda beni de darp ettiler. Olayın sonucu aşağıya doğru çığlıklar attığında annem sesini duyup yukarı çıktığında annemin kafasını sopayla yardılar. Bununla ilgili darp raporlarımız da mevcut. Şöyle göstereyim. Bir dakika, düz tutun onu. Darp Hemen. Şöyle. raporunuzu. Evet, Erkek ben bir kardeşimin zoomlayayım. adli tıp raporudur. Evet, bir saniye bir zoomlayalım. Şöyle belgesinde görelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi hanımefendinin tuttuğu darp raporunda şöyle kaşesi, imzası, barkod da var. Evet, dinleyelim. Aynı zamanda annem Aysel Çakmağ'a da ait, babam Turgut Çakmağ'a da ait darp raporları mevcuttur. Evet, şuradan da dediğimiz gibi. Evet, şöyle uzak etsin. Evet. Olay günü annemin kafasına bir sopayla yarması sonucu İbrahim Menün annemin kafasını bir ahşap sopayla yardı. Kaç kişi saldırıyor size? Silahla Bize yerli ilk oluyor. başta 2 kişi saldırdı. Daha Kaç kişi sonra tutuklanıyor? sadece 1 kişi tutuklandı. O da erkek kardeşimi vuran kişi. Bu 3. kişi oluyor. Daha sonra öğreniyoruz ki bunlar bu olayı planlamışlar. Hepsi Adem Menün'ün iş yerinden çıkıyor. Yani bu bir tesadüf olamaz. Güvenlik amiri oradan çıkarak kuru sıkıdan bozma tabancayla erkek kardeşime ateş ediyor. Ve bu güvenlik amiri silahsız güvenlik amiri olması halinde bunu yapıyor. Aynı zamanda bu güvenlik amirinden... İçeride olan şu an güvenlik amiri mi? Evet. Ama aynı zamanda şöyle de göstereyim hemen size belgelerinizi. Bu güvenlik amirinden daha evvelde birçok şikayette bulunuldu. Elinde silah olduğuna, tehdit edildiğimize dair. Çünkü daha önce de kardeşimin bende kuru sıkı yok, gerçek silah var. Seni öldürürüm tarzında birçok kez tehdit etmiştir.
Peki şikayetinize ne yapıldı savcılık tarafından? Bizim şikayetlerimizde kovuşturmaya yer verilmedi. Fakat daha sonradan ayrılan alt devresi babama gelip seninle görüştüğüm için, sana selam verdiğim için beni silahla öldürmekle tehdit ediyor diyen Emir Güngör diye bir güvenlik çalışanı vardı. Onun şikayeti sonucu ve savcılığa verdiği... Evet, konuş öyle tut, evet. Konuş, dinliyorum. Savcılığa verdiği WhatsApp konuşmaları ve ifadesi dahilinde savcılık şu an Kemal Doğuş'a dava açtı. Evet. Sebebi ise evinde birçok tüfek, pompalı, tabanca olduğunu ve babamla görüştüğü takdirde onu öldüreceğini, babamı da öldüreceğini ve bir sürü sinkaplı küfür olan mesajları mevcut. Bu kişiyle alakalı daha önce korumamız, şikayetimiz olmasına rağmen defalarca hiçbir işlem yapılmadı. Daha evvel silahını sakladığını da gördük, polisi aradık fakat arama yapılmadı. Babamın şöyle gösterdi. Yani siz savcılığa, polise, devletin güvenlik güçlerine bildirimde bulunuyorsunuz ama işlem yapılmıyor. Sonuçta şöyle da kardeşiniz vuruluyor. Şöyle göstereyim, bunlar benim babamın Küçükçekme Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayetler. Şöyle 2 sayfa, 3 sayfa olmak üzere şöyle. Bir saniye tutun. Evet, konuşun. 3 sayfa olmak üzere babamın defalarca kez binlerce şikayeti mevcut. Bir tek savcılığa değil. Karakola, CİMER'e, BİMER'e, kaymakamlığa, emniyet müdürlüğüne her yere şikayeti mevcut. Elimizde bununla ilgili belgeler de var. Şöyle göstereyim sayfa sayfa ki bunlar sadece birkaçı. Yani bu kişilere yani kimse dokunamıyor mu? Dokunmadı kimse mı? Dokunamıyor ya da dokunmak istemiyorlar. Bunun sebebini biz de anlayabilmiş değiliz. 27 Şubat tarihinde, o yani bu olayı, silahlı olayı yaşadığımızdan 2 gün öncesinde babam Turgut Çakmak ve annem Aysel Çakmak iş yerinden çıkarken sitenin giriş kapısı kapatılarak saldırıya uğruyorlar. Bununla ilgili polis geldiğinde arabadan hiçbir şekilde parmak izi alınmıyor. Babam bununla ilgili karakola gidiyor. Yine de bir işlem yapılmıyor. Bunun akabinde 1 Mart olayında yine aynı şekilde anneme, bana ve erkek kardeşime hem darp hem silahlı saldırı hem de küfürle dövüldük. Bunun sonucu polisler geldiğinde olay yerine İbrahim Mönün, Recep Mönün, Adem Mönün ve Kemal Doğuş yönetim dairesinde saklanmaktaydı. Bununla ilgili savcılığa zaten dilekçe verdik yönetimdeki kameranın da alınmasıyla ilgili. Yönetimin camından aşağıya bakıp gülüyorlardı. Hala iş yerimizin önünden gülerek geçiyorlar. Yani bu demek oluyor ki bir şeylere güveniyorlar ve hiçbir şekilde korkuları yok. Yarın bir gün başımıza bir şey gelmeyeceğinden hiçbir şekilde tedirginliğimiz yok diyemeyiz. Aşırı şekilde tedirgin oluyoruz. İş yerine gelip giderken sürekli toplu şekilde gidip gelmeye çalışıyoruz. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bir şekilde olayların içinden sıyrılıyorlar. Bizim binlerce kez bu kişilere karşı şikayetimiz, koruma kararımız var. Ve bir şey yapacakları zaman kameralar kapatılıyor. Ve kimse bu kameraların neden kapatıldığını sorgulamıyor. Burada bir sürü dönen olay var. Yukarıda acil çıkış kapıları kapatılmış vaziyette. Mesela buraya, şu anki bu alana itfaiye giremiyor ve yanında suni deri depoları var. Biz buradan tahliye de edilmiyoruz. Suni deri depoları başka bir işletme değil mi? Başka işletme. Züccaci, suni deri deposu, iplikçi. Yani burada yangın çıksa aşırı büyük patlamalar olacak ki bizim de makinelerimiz var. Ve biz burada ısrarla tahliye edilmiyoruz. Buraya hala yapı kayıt izin belgesi veriliyor. Ve buna OSB hiçbir işlem yapmıyor. Belediyeye söylediğimizde Organize Sanayi Başkanlığı ilgilendiğini söylüyor. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı belediyenin ilgilendiğini söylüyor. Aralarında böyle bir sürekli bu konuyu atıyorlar birbirlerine ve hiçbir şekilde bir çözüme ulaşmıyor. Anladım. Peki yani husumetin ilk başlangıcı, yani bu olayların ilk başlangıcı ne oluyor? Bir daha söyleyelim. Bu olayların ilk başlangıcı babamın yani otobar salonundan çıkarılmak. Bu husumetin asıl sebebi babamın kaçak inşaatları, kaçak elektrikleri, vergi ödemeyen firmaları ve usulsüz şekilde komisyon alan emlakçı şikayet etmesi. Yani babamın bu kişilerle kesinlikle şahsi bir problemi ya da husumeti yok. Tamamen devlete ücretsiz muhbirlik yaptığı için başımıza bunlar geldi. Yani vatandaşlık görevini yaptığı için, muhbir demeyelim de yanlış bir kelime. Yani anayasamız zaten emreder. Bildiğin yani kanun dışı, devletin zararına bildiğin bir şey varsa bunu devlete bildirmekle mükellefsinler. Yani hepimizin vatandaşlık görevi. Babanız dürüst bir namuslu vatandaş gibi gitmiş, devlete karşı işlenen suçlar varsa bildirimini yapmış. Evet ve biz bununla ilgili defalarca para teklifi de alındı. Buna da şahidim.
Para teklifi derken? Para teklif edildi, şikayet etme, sana da şu kadar para verelim, işte buradan git gibisinden. Ama biz bunların hepsinin yasal yolu olsun istiyoruz. Kesinlikle istenilen herhangi bir rüşvet yok. Zaten rüşvet için olsaydı bunca şeyin içine girilmezdi. Aynı zamanda biz çok kez tehdit de aldık. Elektrik kaçağı şikayet edilirse işte sonunuz iyi olmaz gibisinden. Burada kaçak elektrik mi kullanılıyor? Burada kaçak elektrik kullanılıyor. Bununla ilgili OSB'de evrak da var zaten. Devlet ne yapıyor kaçak elektriklere karşı? Sadece uyarıda bulunuyor ve dava açtıklarını söylüyorlar. Bunun dışında başka bir bilgi verilmiyor bize. Aynı zamanda burada ruhsatsız işletmeler de var. OSB ne sitesiydi burası? Triko Center Sanayi Sitesi. Triko Center Sanayi Sitesi'nde ruhsatsız iş yerleri mi var? Ruhsatsız iş yerleri var. Kaçak devlet, inşaatlar var. Devlet denetlemiyor mu burayı? Devlet denetlemeye gelmiyor. Burada kaçak işi inşaatlar var. Burada imarı bozulmuş yapılar var. Burada sosyal tesis alanlarına yapılmış inşaatlar var. Burada çok şey var. Başka neler var? Örnek veriyorum, kaldırma yapılmış lokantalar var. Vergisini ödemeyen işletmeler var ve şikayet edildiğinde nasıl oluyorsa bizim ismimiz veriliyor. Usulsüz şekilde sigara satan işletmeler var, büfeler var. Ortama uygun olmadığı halde yemek yapan büfeler var. Ve bunların hepsi burada düşün. Hatta burayla ilgili Triko Center'da daha evvel yapılmış haberlerde sahte para pasımı, sahte alkol üretimi. Bunların hepsi bu sitede gerçekleşiyor. Çünkü bu siteye kimse nedense dokunamıyor. Karanlık işlerin önünde bir site mi burası? Evet. Öyle diyebiliriz. Anladım. Peki son sözlerinizi alalım. Son sözlerim, ben dürüst bir vatandaş olarak görevini yerine getirmiş olan babamın şu an tedbiren tutuklu olmakta kendisi. Bunun gibi size binlerce evrak gösterebilirim canımızın tehlikede olduğuna dair. Bunca laf söylenmesine rağmen tamam, kardeşimi vuran kişi şu an tutuklu olabilir. Fakat asıl ona bunu yaptıran kişiler yarın başkasını bulup yine aynı şeyi bize yaptırabilir. Canımız tehlikede ve başımıza bir şey gelirse bundan Triko Center yönetimi, Adem Menün, İbrahim Menün, Recep Menün, aynı zamanda Başakşehir Emniyet Müdürlüğü de sorumludur. Çünkü biz bunca şikayetimize rağmen polisler kapıya gelip size bir şey yapamazlar diye 200 süslü cümle kurup geri dönüp gidiyorlar. Daha evvel de bunu yaptıklarının sonucunda görüyoruz ki erkek kardeşim vuruldu. Bunun sonucunda babam hala tutuklu ve bu işte iş yeri ülkeye katma değer sağlayan bir iş yeri. Şu an babamın burada olmaması bize büyük zarar vermekte. Biz buraya vergi ödüyoruz. Benim babam devlete karşı bütün vergilerini ödeyen bir esnaf. Siz Türkiye'de kaçıncı sıradasınız sektörünüzde? Sektörümüzde 3 firmadan biriyiz. Sektörünüz neydi? Bilmeyenler için bir daha hatırlatalım. Kalıp ve ferforje imalatı yapıyoruz. Fabrika değil mi burası? Evet, burası bir fabrika ve biz 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'ye yani bayağı standart yapıyorsunuz. Evet, evet. Ve babamın bu olaylarından dolayı büyük kayıplara uğradık. Tabii ki bunların hepsi evraklı bir şekilde babam çıktıktan sonra bunlar da resmi işleme konulacak. Yani babam sırf vatandaşlık görevini yaptı diye başına bunlar gelmemeliydi. Geliyorsa biz de bundan sonra devlete karşı herhangi bir suç gördüğümüzde şikayet etmeye açıkçası çekiniyoruz. Demek ki bunları yapmıyoruz. Yok, siz devletinize güvenin. Gene gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz yasa dışı yapılanmalar varsa vatandaşlık görevinizi kullanın. Çünkü sen susarsan, ben susarsam ne olacak durumlar? Polis her şeyi bilemez, devlet her şeyi bilemez ama ne olacak? Bizler de dürüst bir vatandaş olarak devletimizi her konuda bilgilendireceğiz. Suç örgütleriyle, terörle, uyuşturucuyla, çetelerle, mafyalarla mücadeleye devam edeceğiz. Başınıza tabii olumsuz olaylar gelmiş ama bundan sonra hiçbir şey gelmeyeceği de bellidir. Çünkü niye? Burası Muz Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Devletimiz her zaman için mağdurun yanındadır. Siz de mağdursunuz ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim babanız için. Babanız yani bugün maddi olarak hiç kimseye sıkıntısı, problemi olmayan, kimseye eyvallah olmayan ekonomik olarak bir insanken bile her şeye riske alarak gene ne yapıyor? Namusuyla, şerefiyle devletine gidiyor, sahip çıkıyor. Bu bir ayrıcalıktır. Keşke bütün iş adamları babanız gibi olsa. Keşke. Keşke. Bunun sonucunda ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleneyim buradan. Ben buraya acilen el asılmasını istiyorum. Çünkü iki tane orada sanayi bölgesi artık kendi başına başka bir kanun, başka bir hükümet kurmuş vaziyette. Kendi kurallarını oynuyor. Haberi olmadığını düşünüyorum çoğu... Olmamıştır. Kesinlikle her şeyi bilemez yani. Ben kesinlikle haberin olmadığını düşünerek ben buraya el atılmasını istiyorum çünkü bugün bu bizim başımıza geldi ama yarın bir kez daha bizim başımıza ve başka birilerinin başına gelebilir. Ben istemiyorum ki suçsuz yere kimsenin başına bunlar gelmesin. 3 aydır çok zor şeyler yaşıyoruz. Aynı zamanda pandemi de var.
Babamla görüşemiyoruz. Kendisi kronik rahatsızlık. Şu an korona. Silivri cezaevinde tedbiren tutuklu. Ben acilen devlet büyüklerinin buraya el atmasını istiyorum. Burada yalan hiçbir şey yok. Burada müfettiş raporları dönüyor. Ama nasıl oluyorsa bir şekilde sonucu ulaşmıyor. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.